Bismillahirrahmanirrahim. Ben İhsan Eli Açık. İstanbul'da yaşıyorum. İlahiyatçı, araştırmacı ve yazarım. Ayrıca Ali Şeriatı üzerine bir tane kitabım var. İslam'ın Yenilikçileri adlı başka bir kitapta da Üstad Ali Şeriatı üzerine denemelerimiz, araştırmalarımız yayınlandı. Burası İnşaat Kültür Evi'dir. İstanbul'un Fatih semtinde bulunuyor. Burası 3 katlı bir yerdir. İkinci katı Hüseyinye-i İrşad Seminer Salonu isim olarak faaliyet gösteriyor. Burada biz her çarşamba akşamı tefsir dersleri yapıyoruz. Burada bizim kitaplarımız basılıyor. Şu ana kadar yayınlanmış 26 adet kitabım var. Biz burada Ali Şeriatı'nın fikir ve görüşlerini, Ali Şeriatı'nın İslami anlayışına ve yorumuna çok yakın, hemen hemen aynı çizgide diyebileceğimiz faaliyet içerisindeyiz. Burada insan yetiştirmeye ve bu fikri yaymaya çalışıyoruz. Şahsen ben Ali Şeriatı'yı üstad olarak görüyorum. Ben buradan özellikle İran'da Şehit Ali Şeriatı'nın şahsında orada bulunan herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Özellikle muhterem eşi Puran Şeriatı'ya, oğlu İhsan Şeriatı'ya ve kızları Suzan, Sara ve Mona Şeriatı'ya özellikle selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hepsine selam olsun. İran'daki Ali Şeriatı dostlarına, Ali Şeriatı düşüncesini benimseyenlere ve oradaki programa katılan herkese en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Türkiye'de yoğun işlerimiz ve bir takım güvenlik problemleri sebebiyle Türkiye'den sınırdan dışarı çıkamadık. Bu nedenle İstanbul'da kaldık. Tahran'a gelemedik. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda uzun bir süre kalacak şekilde uzun bir seyahat yapacak şekilde ve İran'ın birçok şehrini gezme amacıyla İran'a gelmeyi düşünüyoruz. O zaman inşallah görüşürüz. Burada Ali Şeriatı'nın kitaplarını yayınlayan, özellikle muhterem eşi Puran Şeriatı'nın kitaplarını yayınlayan Doğu Kitap Evi'nde bulunan arkadaşla, İbrahim Horuz'la yakın ilişkimiz var. Puran Şeriatı'nın kitabının yayınlandığı kitap evinden benim de kitabım, birkaç kitabım yayınlandı. Ona da sürekli irtibat halindeyiz, haberdar oluyoruz. İran'ı da yakından takip ediyoruz. Ben gençlik yıllarından itibaren Ali Şeriatı'nın kitaplarını çok okumuş birisiyim. İran'da Ali Şeriatı'nın yapmaya çalıştığını burada bizler yapmaya çalışıyoruz. Fikirlerini yaymaya çalışıyoruz. İslam'ın antikapitalist yorumunu ve devrimci İslam düşüncesini savunuyoruz. Burada üniversitelerde, gençler ve kadınlar arasında ve toplumun değişik kesimlerinde bu fikirleri benimsenmesi için faaliyet halindeyiz. Her gün bir yerde konferanslar veriyoruz. Kitaplar yayınlıyoruz. Ve makaleler, araştırmalar yayınlıyoruz. Şimdi ben sizlere Ali Şeriatı'nın adalet anlayışından kısaca bahsetmek istiyorum. Bir videoda uzun uzun bu konular konuşmaya müsait değil ama özel bir konu olarak sadece bundan bahsedeceğim. Ayrıca Ali Şeriatı'nın fikir dünyası başlıklı bir de yazı da gönderdim. Onun da eğer uygun görürseniz Farsça'ya çevirerek okunabilir. Eğer İran'a gelseydim çok daha güzel olacaktı. Ama ne yazık ki durum biraz önce anlattığım gibidir.
Ali şeriatının adalet anlayışı klasik tefsirlerden biraz farklıdır. Ali şeriatı Kur'an'da geçen adalet ve kıst kavramı üzerinde durarak bu ikisinden bir adalet yorumu çıkarıyor. Kur'an'da malumunuz adalet kavramı çok sık geçer. Allah'ın adaleti emrettiği ifade edilir. Ama bir de kıst kavramı geçer. Adalet ve kıst yan yana geldiği zaman her ikisini birden adalet diye çevirmek doğru değil. Bu ikisi arasında bir fark olması lazım. Acaba bu fark nedir? İşte Ali Şeriatı bu farkı ortaya koyuyor ve diyor ki adalet üst yapı değişikliğidir. Kıst ise alt yapıda meydana gelen değişikliklerle olur. Adalet, mesela adalet teşkilatının düzenlenmesi, mahkemelerin zamanında ve gecikmeksizin yapılması, tutuklamaların, gözaltıların, kanunların